hafızlıklarını ikmal etmiş olan ve elimizde birincisi düzenlenen, ümmetin en şereflileri kervanına katılan 250 hufaz-ı kiramın icazet merasimine hepiniz hoş geldiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera enne Allahe enzele mines semâ bir Kur'an ziyafetinde bir aradayız. Burada birinci Kur'an ziyafeti hafızlık merasimi deniliyor. Hakikaten alimler diyarı, veliler diyarı, Siirt ilimize ne kadar da güzel yakıştı, bu kadar çok hafızın merasiminde bulunmak bizim için büyük bahtiyarlık vesilesi. Baştan hepinizi tebrik ediyorum. Bütün insanları iyiliği emretmekle kötülükten uzaklaştırmak için Kur'an'ı rehber edinen hafızlarımız onunla rehberlik yapacaklar. Kur'an insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderilmiş. Kur'an'ın ezberlenmesinden amaç nedir? Amaç, onu ömrünün sonuna kadar çok yakini bir şekilde bilmek, öğrenmek ve insanların hayatına rehberlik etsin diye yardımcı olmak. Siirt gibi medreseler diyarı bir ilimizde Arapça halledilmez mi? Hem hafız olacaksın, hem Arapça ilminden uzak kalacaksın, olur mu? Olmaz. Burada çok mutlu olduğum rektörümüzün ve dekanımızın sabah üniversiteyi ziyaret ettiğimde bana verdikleri bir bilgi beni çok mutlu etti. Medrese ilmiyle klasik İslami ilimlerle modern ilimleri İlahiyat Fakültesindeki şu an yapmış olduğumuz tedrisatı adeta birbirine yaklaştıran her ikisinde de talebelerinizi rüsuh sahibi, onların rasihun olmaları için çok güzel bir program yapmışlar. İsterim ki hafızlarımız öncelikle bu programı bitirsinler, tamamlasınlar. İşte o zaman aramızda İbn-i Sina'lar çıkacak. تبت يدا أبي لهب وتب حافظlarımızın her birinin ilim yolunda derinlemesine devam etmeleri ve ömürlerinin sonuna kadar birer alim olarak din-i mübini İslam'a hizmet etmeleri için Allah rızası için El-Fatiha.